Post'un sesi bu defa 2000 yılında Türk derneklerin çatı organizasyonu olarak kurulan İTT yani İsviçre Türk Toplumluğu'nun merkezinde. Başarılı çalışmalarıyla İsviçre'de isminden söz ettiren İsviçre Türk Toplumu çalışmalarını Post'un Sesi programında değerlendirdi. 130 derneği temsil eden İsviçre Türk Toplumu yetkilileri vatandaşlarımıza en iyi hizmeti sunabilmek için çalıştıklarına dikkat çektiler. 2000 yılında İsviçre'deki dernek ve federasyonları bir araya toplam amacıyla kurulan İsviçre Türk Toplumu başarılı çalışmalarını sürdürüyor. İTT 2000 yılı Haziran ayında İsviçre'deki dernek ve federasyonları bir araya getirerek ortak amaç ve hedefler doğrultusunda koordinasyonu sağlayan bir çatı kuruluşudur. İsviçre Türk Toplumu Başkanı Karaman Tunaboylu, Genel Sekreter Birol Kanık, Eğitim Komisyonu Başkanı Hüseyin Yurtsever ve Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yurtsever vatandaşa en iyi hizmeti sunmaya çalıştıklarını söylediler. Başkan Kahraman Tunaboylu, İsviçre Türk toplumunun amaçlarını TGRT Haber mikrofonlarına değerlendirdi. İTT'nin amaçlarını kısaca özetlersek, birincisi İsviçre'deki Türklerin ihtiyaç ve problemlerini tespit etmek ve bunlara İsviçreli ve Türk kuruluşlarla birlikte çözüm üretmek. İsviçre'deki Türkleri önemli konularda İsviçre makamlarına karşı temsil etmek. Eğitim Komisyonu'nun Başkanı Hüseyin Yurtsever ise eğitim alanında çeşitli çalışmaların bulunduğunu ifade ederek velilere çağrıda bulundu. İsviçre'de çocuk yetiştirme konusunda velilere konferanslar verdik ve vermeye devam ediyoruz. Yerel radyolarda bu konuyla ilgili programlar da yapıyoruz. Bu şekilde halkımızın eğitim konusunda daha bilinçli hale gelmesini ve çocuklarımızın daha başarılı olmasını hedefliyoruz. Peki İsviçre Türk toplumuna katılmak isteyen dernek ve federasyonların ne yapması gerekiyor? Bu sorumuzu da Başkan Tunaboylu cevaplandırdı. Ve bu çalışma komisyonlarına girmek için tek şart bu konularda bilgi ve tecrübe sahibi olmak ve bu konuda fahri olarak çalışma isteğinde olmaktır.